bakış açım değişti. En azından kadınlarla alakalı daha feminist olma kararı aldım. Ama feministim diyemeyeceğim ömür boyu. Çünkü tarihimde kara bir leke var. Taze boşanmıştım. 9 ay oldu. Londra'dayım. Ve artık kimseyle tanışamıyorum bile. Yeni insanlarla tanışamıyorum. Çünkü o da böyle tacize giriyor. Böyle ter boşluklarımdan gelen dölden dolayı elini bile sıkamayacak hale geldim insanların. Dedim şu rıza neyse parasını verip alayım artık. Hayatımda ilk defa seks işçisine gitme kararı da böyle aldım. Ve o kadar bilmiyorum ki mevzuyu. Seks shop'a gittim ilk de. Nereye sokuyoruz abi falan. Seks shopçu dedi. Dur abi dur öyle değil tam. İnternette bulamaman normal çünkü yarı yasal tam değil dedi. Beni bir adrese yolladı. Ve adreste de buldum. Ama anlamanız için kodu var. Böyle kapısında şey yazıyor. Burada yaşam koçu Yaşar yazıyor. Oradan anlıyorsun. Ben de girdim. Kapıyı çaldım. Kapıyı bir mama açtı. Patroniçe. Hayat kadının orta yaşlı asistanı demek argoda. O açtı kapıyı ve beni böyle dört tarafı siyah perdeyle kapanabilen bir sandalyeye oturttu. Maksat iki müşteri birbirini görmesin. Oturdum. İçeriden çatır çutur sevişme sesleri geliyor. Mama ama çekirdek çitliği BBC izliyor küçük bir ekrandan. Oranın TRT'sini izliyor böyle. Bana böyle arada small talk yapıyor diyor işte Boris Johnson ne bozdu değil mi ya diyor. Ben de kafamda böyle Kılıçdaroğlu'yla değiştiriyorum falan. Mama'yı yakalıyorum. Evet doğru diyorsun falan diyor. GOP'tan getirdiğim esnaf yakalama gururunu yaşıyorum orada. Yes, yes. Bir önceki müşteri gidiyor. Hakikaten birbirimizi görmüyoruz. Hayat kadını çıkıyor içeriden. Çırılçıplak zaten. Böyle önüme geliyor. Böyle onun şokuyla bakıyorum. Diyor ki bana sen içeri geç. Ben amıma durulayıp geliyorum. Tamam, hijyen önemli de. Durulamayla oluyor mu ya? Ben onu kafamda zemzem suyuyla değiştiriyorum. Diyorum, profesyonel o vardır bir bildiği. Gidiyorum, bu sefer birinin yatak odasındayım. Elimde paltoyla böyle John Travolta mimi gibi duruyorum böyle. Şimdi ne yapacağız? Hayat kadını geliyor içeri. Böyle elinde bir kağıt, bana menü uzatıyor. Menü yapmışlar. Her şeyi de madde madde yazmışlar, tamam mı? En başında şey yazıyor, The Girlfriend Experience, 30 pound. Farklı pozisyonlar 10 pound. Anal istersen 10'da, oral istersen 10'da. Böyle kimseye bakmadan anlattığım tek kısım burası. Böyle her şeyi istersen 150'ye kadar yolu var. Ben dedim çok bir şey beklemiyorum kendimden. Bana bir girlfriend experience. Bir de gelmişken. Farklı pozisyonlarınızı tadalım. Yani yöresel tattır belki. Siz ne önerirsiniz bilmiyorum. Tamam dedi. Menüyü aldı. 30 artı 10, 40 poundumu aldı. Ben içeride hazırlatıp geliyorum. İyice restorana döndü yani tecrübe. Neyse geldi hayat kadını geri. Yalnız ben 9 aydır sevişmediğim için 15 saniyede boşaldım. Ben 15 saniyede boşalınca hayat kadını bana şey dedi. Takma kafana ya, olur öyle şeyler. Hayat kadını beni teselli etti arkadaşlar. Yani tam the girlfriend experience verdi. Tamam, onun menüsünde yazıyor da ben niye boyfriend experience verdim? Onu anlamadım tam. İçeri gitti hayat kadını. 3 saniye geçmeden mamayla kahkahalar içinde koptular, tamam. Dedim girlfriend experience devam ediyor. Arkadaşlarıyla arkamdan dalga geçiyor, tamam. Ha, benden önce de başkasıyla sevişmesi, he tamam. Tamamen paket girlfriend experience'miş. Parasını hak etti diye düşünürken geri geldi hayat kadını ve bana 10 pound uzattı. Dedi ki farklı pozisyonlar istemiştin. Deneyemedik. Hayat kadını bana para üstü verdi arkadaşlar. Bu gerçekten yaşandı ya. O an anladım ki Batı'nın ahlaksızlığını alıyorsak da iş ahlakıyla beraber
almamız lazım. Bazı şeyler ince düşürülmüş. Utana sıkıla giyinip çıkarken salonda daha önce fark etmediğim bir Atatürk yazısı fark ettim. Geldikleri gibi giderler. Dedim atam yine haklıymış. Birebir başıma geldi şimdi. Bunu yaşadığım için tamamen şey diyemiyorum. Feministim diyemiyorum. Anlamadığım şeyler de var. Zaman böyle daha değerli geliyor. Anlamadığımdan ziyade feminist olmaktansa, o ideolojiyi savunmaktansa zamanı daha değerli buluyorum. Şöyle şeyler oluyor mesela. Bir gün iki kuzenim, iki kadın kuzenim, abim ben bir camiye gittik turistik olarak. Biz Bulgarlar yaparız arada sizin tapınaklara geliriz turistik. Siz de bizimkilere geliyorsunuz. Öyle bir exchange program var. Biz de gittik. Kadın kuzenlerim önden gidiyorlardı. Selfiler çekilerek, eğlenerek önden girdiler camiye. Biz de 10 adım arkadan gidiyoruz bir şeyler tartışarak. Tam girecekken içeri "Şş, gençler" diye bir ses durdurdu bizi. Döndük baktık, sakallı cübbeli bir adam bize sesleniyor. Diyor ki "Bayanlar sizin mi? Gel de feminist ol. Neresinden tutacaksın ki? Ya bayan değil kadın diyeceksin de mi başlayalım? Onlar kimseye ait değil, bir mal değil mi diyelim?" Tüm bunları yerine şey dedik. "Evet abi bizim. Bayanlar bizim. Size hangisi lazım? Hemen çözelim, hemen." Ama tüm bunlara rağmen bana şey gibi geliyor. 100 sene öncesinin durumuna göre çok iyi durumdayız. Yani 100 sene öncesinin en feminist erkeğine göre inanılmaz yol kat etmişiz. Düşün yani 100 sene önce en feminist erkeğin kurduğu en feminist cümle muhtemelen şuydu. "Ya beyler, kadınlarla sevişirken artık rıza mı alsak ya?" "Ne rızası beyim?" "İşte Allah rızası." "Peygamber kavliyle babalarından isteyeceğiz siz." "Sen kadından mı isteyeceğiz sandın? Ne kadar nüktedansın beyim ya." O zamana kıyasla bayağı gelişme var.